güzel bir atölye. Geldiğimden beri gözlerimi ayıramıyorum hem resimlerden hem de nasıl oldu Adatepe'ye gelip yerleşmek? Ya bir kere şehir kaçkınıyım ben. Yani 2000'lerde artık İstanbul'a dayanamayacağımı anladım. Ve sonra işte bir günlük bir kararla Bodrum Gümüşlü'ye gittim. Fakat o gittiğim zamanlar Gümüşlük bir köydü, küçücük bir köydü. Bir anda orası da şey olmaya başladı, popüler olmaya başladı ve kent olmaya başladı. İşte muhtarlık da belediye oldu. O arada işte bir çıkış yolu ararken arkadaşımın birisinin evi vardı, bir arkadaşımın evi vardı. O dedi git otur, boş duruyor zaten. Burada Adatepe'de. Burada Adatepe'de. Ve ben öyle bir günde kamyona yükledim eşyaları, geldim buraya. Gelişim. Evet, yani burayla ilgili çok fazla bilgim yoktu açıkçası. İşte nasıl yaşanır, nasıl götürülür hayat, onunla ilgili hiçbir bilgim yoktu. Sonra geldikten sonra işte ilk biraz yabancılık çektim. Ama sonra artık şey, sanki buranın köylüsü gibi oldum. İşte yaz kış burada yaşıyorum. Senede bir gün, iki gün İstanbul'a gidiyorum. O kadar kaç yani. Kaç yıl oldu derken? Yaklaşık 7 yıldır burada yaşıyorum, evet. Üretim derseniz, burada rahatsınız, huzur var. Hı hı. En önemli şey, benim hayatta da artık tek şeyim o oldu, huzur. Huzur da insanın üretimini artırıyor tabii ki. Ama genelde burada zaten çok böyle şey, hayatınızın o lüksü olmadığı için, dolayısıyla da çok böyle bir şeye ihtiyacınız olmuyor. Ekonomik şeyinizde, hırslarınızda hepsi minimuma düşüyor. Dolayısıyla hayatı kolaylaştırıyorsunuz. Bu da belki yıllardır yapmaya çalıştığımız, işte bunun için çok paralar kazandığımız şeyin öyle olmadığını, hayatın çok daha basit yaşanabileceğini ben burada gördüm işte. Daha ne olsun değil mi? Daha, evet. Bir hayatta daha ne istesin? Çok güzel, çok teşekkür ederim. Rica ederim.